Şimdi o zaman bir Antalya'ya gidelim. Muhittin Böcek ve Ali Mahir Başarır açıklama yapıyorlar. Orada çok önemli bir gelişme var. Bir gidelim, tekrar geliyoruz. Hastanelerde onlara da Allah yardımcımız olsun. Ve bunun yanında dün itibariyle 16 kabin de 129 vatandaşımızı kurtardık. Havadan ve karadan olmak üzere 8 kabinde yaklaşık 42 vatandaşımız şu anda kurtarılmak üzere, onlara da en hızlı bir şekilde yardımlarımız iletiyor. Dün itibariyle öncelikle genel başkanımız geçmiş olsun dileklerini iletti ve işte grup başkan vekilimiz, genel başkan yardımcıları, milletvekillerimizle beraber burada tüm belediye başkanlarımızla, tüm kurum kuruluşlarımızla, valiliğimiz ve Büyükşehir Koordinasyonu'nda kriz merkezinde AFAD Başkanı dahil olmak üzere tüm kurum kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle beraber çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. İnşallah kısa zamanda hemen 42 vatandaşımızı da kurtarınca buna tabii ki el birliğiyle katkı koyanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Sorularınızla ilgili tabii teknik bir konu. Bu konuyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında işletmeye açtığı bir yer, teleferik, bizden önceki dönem. Ben 2019'da göreve geldim ve aynı firmayla, aynı belediyemizin şirketiyle devam ediyoruz. Yıllık ağır bakım dediğimiz, baştan sona bakımların yapıldığı, 2017'den beri de bu şekliyle yapılmış. Ayrıca aylık bakım ve haftalık da bakımlar yapılmaktayken bu defa böylesi bir kaza meydana geldi. Yılbaşı itibariyle yapılmıştı ve biz de 5 Mart itibariyle de sezonu açmıştık. Bu anlamda zaten çalışmalar, incelemeler hukuki yönüyle, adli yönüyle devam edecektir. Ama bize bütün amacımız, bütün burada bulunan parti büyüklerim dahil olmak üzere vatandaşlarımızın 42'sinde bir an önce kurtulmasıdır. Bu konuyla ilgili genel başkan yardımcı bir şey söylemek ister misiniz teknik anlamda? Evet. Değerli basın mensupları, Antalya Büyükşehir Belediyesi söz konusu acı olayın yaşandığı teleferik sistemiyle ilgili olarak hem yıllık bakımlarını hem aylık bakımlarını, aynı zamanda da haftalık bakımlarını yapmak üzere akredite olmuş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir uzman şirkete bakım onarımları yaptırmıştır. Son yaptırdığı yıllık bakım 19 Şubat 4 Mart 2024 tarihleri arasındadır. Bu bakım sözleşmesi ve sonuç raporlarıyla birlikte tarafımızca da incelenmiş. Bakım esnasında tespit edilen eksiklikler giderilmiş ve neticesinde bakım raporu da devreye girmiştir. Aynı zamanda da yine haftalık ve aylık bakımlar da yapılmıştır. Son ay itibariyle Nisan ayının bakım raporu ise zaten şu anda bakımları aynı zamanda sürmekteydi. Kontrolleri yine bu uzman bakım onarım şirketi tarafından yapılmaktaydı. Bu şirket 2017 yılında faaliyete geçen bu teleferik sisteminin bakım onarımlarını da yapan, 2018 yılı itibariyle de yine ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanmış olan şirketle aynıdır. Dolayısıyla da bakımların tümünün Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANET AŞ tarafından yaptırıldığı açık ve net şekilde görülmektedir. Konuyla ilgili hukuki süreç devam edecek. Bu esnada da yine sözleşmeler, ekleri ve raporlar sonuçlarıyla birlikte idari tahkikat yapan değerli yetkililerle de paylaşılacaktır. Şu ana kadar da paylaşılmıştır.